Şan yani Hoca yani geldikten sonra kaç tane oyuncu aldı? Aldığı oyuncuların aldı? hepsini oynatıyor. 5 tamam tane. kaç tane aldı hocam? Beş tane, beş oyuncu aldı. Beş, altı, yedi tane oyuncu var. Yüzde ellisi takımın değişti tamamen. Yani Şan Hoca geldikten sonra bir teknik adam olarak elini masaya koydu. Valer İsmail'in yaptığı gibi yapmadı. Benim oyuncumu bu oyunculara devam etmeyeceğim. Niye? Mert'i çıkarıp koymak bir cesaret işiydi. Evet. Bunu herkes yapmaz. Çıktı yaptı. Neden orada olduğunu gösterdi. Evet. Veya tuttu Rozier. Rozier bugün Rozier'i hiçbir hoca kesmez. Rozier'in yerine adam almak istemez. Tuttu doğru. onu aldı. Doğru. doğru. Bu da bir cesaret şey. yani. İşte Masaku ile icabında paralar söz konusu oldu. Masaku da karar kıldı. İlk önce vazgeçti. Rozier'den de vazgeçti. Masaku'dan da Koli vazgeçti. Sonra, de herkes tepki gösterdi. Hayır dünyadan. hatasından dönmek kadar büyük erdem yok ki. Dedi ben hatalıyım demek ki. Sonradan aldı. Sayısı aynı şekilde. Transferde gideceğim dedi. O zamanlar konuşuldu. Saiz bitti şu anda Saiz takımın en banka adamı. Koleyi aldı oynatıyor görev evet. adamı. Sırıtmıyor fazla. Abu Bakar aldı. Abu Bakar'ı aldı. Yani Hacı Ahmet Yani Onur da oynuyor genelde. Tabii bugün Aa. hastaymış. Ve işte, genelde gibi gitti yani Mert'in öndeki 10 oyun. Bak şimdi burada ne çıkıyor? Burada oldu tercih. Yani hayır, kendi bak, hocayı tercih ettin. da masaya koydu. istediğini yaptırıyor. Valeri İsmail'e bir gücü yok Hayır sırf ben ona diyorum. Bir de demek ki hocanın... Doğru bir nokta atışı oldu. Abu Bakarı geriye alın. Hacı Ahmet Oviç orada oynar. Onur burada Roselle. Yani ikili performans ikili bir yarışa girer. Buradan iyi bir performans alırım. İşte Omar Koli oynasın. Ya yani bu seçimlerle beraber demek ki doğru yani bir doğru göz var. Değil mi? Beşiktaş'ta Tabii, doğru evet. göz var. Ezbere değil Tabii. şimdi. Aldı oyuncum bir tek Maksim oynamıyor. Maksim de benim düşünceme göre oynar Beşiktaş'ta rahat rahat. O potansiyeli de var. Yani demek ki Hoca doğru tespitlerle o puzzle'ı doğru yere oturtmuş oyuncuları bir şekilde aldı. Sezon başı yapılan transferlerde işte en büyük sıkıntısı bu. Şen Hoca çok Beşiktaş kulübünde hepimiz bildiği gibi Trabzonspor, Bursaspor vesaire çalıştığını çok karışmaz. İster oyuncular şu olsun, Hı. bu olsun yönetime bırakır, hiç o işlere de girmez. Böyle Hı. bir insandır. Çok düzgün. Şimdi burada sezon başı yapılan yanlış bir transfer yapılanması, bir transfer mühendisliği var. Zaten o çıkıyor. Devre arası yapılan Şimdi oyuncu bulmak zorluğu siz de biliyorsunuz çok zor. Kimse elindeki oyuncuyu vermez. Verse çok para ister. Buna rağmen 5 oyuncunun 4'ü maksimum de bana göre doğru transfer. Doğru planlanmış bir Şenol Hoca'nın kafasında bir transfer politikası var. Sezon başında macera arayan bir Beşiktaş var. Ceyhun Kazancı var. Aynı şekilde yönetim ve bunun bedeli bir senelik işte sonuçta bir kulübe fatura edilmesi gerekir. Yani bir sene ya başarısız oldum gitti. Hayır. Sen en başta bir teknik adamı doğru tercih etmedin. En kötü 8 haftada bunu anlasaydın o 8 haftalık bölümde konuştuk burada. Birçok şey, birçok oynattığı oyunla ilgili zaten sana net bir şekilde sinyaller verdi Valerian İsmail. Yani bu şampiyonluk oyunu değil. Bu büyük takımlara oynayıp şampiyon olacak yani e, performans ve de alacağı gibi saha içinde şampiyonluk oynayan takımın oyunu değil. Beşiktaş dedik taraftarı bu oyunu kabullenmez, talep etmez. Beşiktaş takımına bunu Kulübüne aynı şekilde bu oyunla ben şampiyon olacağım mesajı veremezsin. Şimdi bu da en kötü olsaydı bunu... sezon başına yine Şenol Hoca ile başlardın. Bu transfer hatası olmazdı. 8 maçta test ederdin. Anlaşırdın birazcık fese ederdin. Derdin ki ya sana 3 lira vereceğiz. Al bir buçuk lira. Şenol Hoca gel böyle. işte bunu bir şekilde bu yola doğru bir yola Beşiktaş sezon başı yapılanmasını sokabilirdin. Aynı dili konuştuk. Bak burada programda beraber söyledik. Valeri İsmail'in oynattığı oyun şampiyonluk oyunu değil bu takım şampiyonluk oyunu oynamaya, göze hoş gelmeyen, yani topu rakibe atan orada hocam, pres yapmaya çalışan bir oyuna ona bir şey destek veren biz ayrı bir, bir, şey, ha. Biz ayrı bir ha. şeyler konuştuk demiyorum ya hayır, siz bunları şurada. tarif ettiğiniz hayır, hayır, hocam yani, yani güneş da, ekstra bak, ekstra bak, Şenol mi? Güneş geldikten bir şey sonra ne yaptı? Ben burada söyledim. Şenol Güneş geldikten sonra ne yaptı? Bu Valeri İsmail'in yüzüne bakmadı. Hocam, Valeri yüz, İsmail'in yüzüne bakmadı. Kaleci Mert'in milli takım kalecisi. Hocam yaptığını. onları biliyoruz da buradaki sıkıntı Beşiktaş'ta. Cenk Tosun bak Cenk Tosun Cenk Tosunu Valeri İsmail bir dakika kala oyuna sokmaya çalışıyor Bir dakika kala oyuna sokmaya çalışıyor. Hocam zaten onu anlatıyoruz. Kötüğü yani şimdi, şimdi şu anda milli, milli takımın milli takımın neden kaptanı bir hocam, ya, bak, hocam, en hocam buradaki yani ne biliyor musun bak. hocam? Beşiktaş'a kötülük yapıldı bu süreçte. Tabii bir sene mesela baş baş, Valerin İsmail ismini getiriyor. E, ee, Cehun Kazancı sportif direktör ve e, Ahmet Nurçebi'nin bir sözü var hiç unutmuyorum. E, beni ikna ettiler diyor Valerin İsmail'e. Diyorlar ki e, başkana bak Ümraniye'de 6.30'da kalkıyor tesislerde, i̇şte idman sahasını geziyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hatta Ahmet Nurcevi'nin bir açıklaması vardı. Ben hayatımda böyle bir hoca görmedim, gece gündüz çalışıyor diye. Yani e, o kadar çok Şenol Güneş gelmesin diye çalışıldı ki o süreçte, çok iyi biliyorum çünkü. Ben ne zaman burada Şenol Güneş desem, hemen çıkıp orada Ümraniye'de e, Ceyhun Kazancı, Hayır Şenol Güneş Beşiktaş muhabirleri de soruyordu çünkü. Bir kamuoyu niye oluşmuştu. Esas kanı, niye Esas konuşmamız gereken bu. Az önce istemiyor? çok güzel söyledim. Çünkü Şenol Güneş <laughs> e, kesinlikle tek transferde çok tabii, dürüsttür. Tabii. Tek patrondur dediği gibi. Ya, pahalı oyuncuysa eğer istemez. Şenol Güneş pahalı oyuncu da çok istemez. Ya, kul önce şunu söyler bir de. Önce oyuncularımın maaşını ödeyeceksiniz. Anlaşırken öyle. Ödeyecekseniz geleyim. E, önce oyuncuların maaşı... E, bu süreci yapabiliyorsanız sonra transfer yapın. Ya bu şekilde bir hocadır Şenol Güneş. Diğerleri gibi işte şunu istiyorum, bunu istiyorum, işte şu kadar bütçe istiyorum. Ne Trabzon'da yaptı, ne Bursa Spor'da yaptı, ne Beşiktaş'ta yapıyor. Ha, Fikret Orman döneminde şaşalı transferler o dönemde yapıldı ama çoğu da Şenol Güneş'in isteği dışında oldu o dönemde. Tamam. Biliyorsun bir show vardı. Hani Öyle böyle transferler değil ama ne oldu? Beşiktaş'ın geleceği, bütün kulüplerin geleceği şu anda adeta hipotek altında. Bak Beşiktaş'ta bu oluyor. Bizi izleyenlere söyleyeyim. Tabii biz futbol işimiz, kulüpleri biliyoruz vesaire. Ondan sonra herkesin işine de saygı duyuyoruz. Herkes bizden kendi işinde tabii ki detaylıdır. İşler nereye gidiyor Cüneyt biliyor musun? Anadolu kulüplerinin çoğunda. Bak Beşiktaş'a yani konuşuyoruz ya Beşiktaş'ta da aynı şey oldu. Artık teknik adama falan inanmıyor. Oyuncular düzeni kuruyor sevgili Cüneyt Kulüp'te. Başkan, yönetici, menajerler, evet. o özellikle oynamayan oyuncuların menajerleri işte sıkıştırma etme, işte hoca işi bilmiyor gitsin vesaire. Antrenör olarak oyuncuya dokunamıyorsun, geliştiremiyorsun Cüneyt. Siz de biliyorsunuzdur. Bak ne diyor? Yani inanmıyorlar antrenöre. Bütün kulüpleri demiyorum ben. Ama çoğu kulüp Kesinlikle. Süper Lig'den 3. lige kadar böyle oyuncular ve yöneticiler, kulübü yöneten işte vesaire teknik adamlar maalesef orada yani bir piyon olmaya başladı. Hepsi değil, bir daha söylüyorum. Saygısızlık da etmem meslektaşız. Bu konuda ciddi taviz vermeyenler de var. Ama gelişim yoksa ülkede futbol yoksa bu Süper ligde de bak böyle üçüncülükte ligde de böyle oyuncular yöneti oyuncuya dokunamıyorsun. Fazla aritman yaptıramıyorsun. Rahatsız Yok. kendi kafasına göre oynamak istiyor. Sistem düzene göre uymuyor. Doğru. Sen bir prensip ilke belirleyeceksin o oyunda. Bunda sıkıntı yaratıyor. Yani bunların bunları düşün Anadolu kulüplerinde görüyoruz. Bu şekilde yönetiliyor. E, bir büyük takım olmaz. Valerin İsmail deneyimi sonuçta Beşiktaş için söylüyorum. Böyle bir deneyim olmaz. Sen yani böyle bir şey yaparsan bir pilotaj hatası nasıl uçağı düşürsün vesaire böyle bir şey Beşiktaş'ı tabii, tabii. da aynı şekilde düşürdüğün Aynen, ortam bu. Yazık şu bu aslında. kadar parayı bu kar para Beşiktaş taraftarının suçuna gidecek stordan onu alacak veya maça gelecek şuraya gidecek vesaire bilmem ne 2 saat 3 saat önce sıcakta gelecek yağmurda çamurda karda kış kıyamette gelecek. Bütün hafta yemeyecek içmeyecek para biriktirecek takım da zirvede olacak hem keyifli oyun oynayayım diyecek sen orada kendi tercihini diyeceksin doğru. ki ya işte Gökhan Ali Farzani, Valerdi İsmail, alayım ya bu var yönetime ikna ederim. Ya bak şu şöyle bak böyle hırslı antrenör bir görün bak şöyle vesaire. Ya Allah aşkına bu işler bu kadar ucuz mu? Bak büyük kulüplerde böyle oluyor. Anadolu takımları düşünebiliyor musun bazılarını? Hocam bunun adı güç zehirlenmesi. bak.